Türkiye'nin ilk kadın Danıştay Başkanı İzmir doğumlu Sayın Firuzan İkincioğulları ile birlikteyiz. Firuzan Hanım, Türkiye'nin ilk kadın Danıştay Başkanı olmaya giden süreç yaşamınızda nasıl gelişti? Şimdi efendim ben başlangıç olarak şunu söylemek isterim. İlk kadın başkan olmak, ilklerden olmak kolay değil. Mutluluğu yanında zorlukları da var. Ama ben bunu bir ölçüde dengelemeye gayret ettim ve başarılı olduğumu düşünüyorum. İzmir'de, Ödemiş'te doğdum. Babam askerdi, orada bulunuyordu. 57 yılında hukuk fakültesinden mezun oldum. Evlendim. Hedefimde yargıç olmak vardı. Artık bu tahsili yaptıktan sonra yargıç olmalıydım dedim. Ve Danıştay'da açılan imtihana girdim. Kazandım. Danıştay'da iptal dairesi olarak bilinen 6. dairede göreve başladım. 2 yıl süreyle burada görev yaptım. Daha sonra gösterdiğim performans dolayısıyla idari dava dairelere genel kuruluna. İdari dava daireleri genel kurulunda alınmakta benim hakkıma hayırlı olduğunu daha iyi anlıyorum daha sonra. Belki başkanlık dönemimi hazırlayan ilk basamaktı. Kadro açılınca Danıştay üyeliği için başvuruda bulundum. Üyelik seçimi iki kademeli oluyordu. Önce Danıştay'da sonra Anayasa Mahkemesi'nde. Seçimi kazandım. 1977 yılında Danıştay üyesi oldum. Genç yaşta bir üyeliği yakalamıştım. Buna belki şans diyenler de oldu ama inanın o döneme kadar tetkik hakimi olarak emeğimi verdim. Hiçbir şeyden çekinmeden belki sırasında evimi ihmal ettim, işimi ihmal etmedim. Çok çalıştım. Mevzuatları taradım. Ve tecrübe edinmeye gayret ettim. Başardım. Ve çok taltif aldım. Çok beğenildim. 90 yılında daire başkanı boşalttı. O birinci başkan oldu daire başkanımız. Yine seçime girdim ve 6. daire başkanı oldum. Yıkım, istimlak, plan, eski eserlerin korunması gibi bugünün çok güncel konusu olan bir dairede 13 yıl kadar üye, 4 yıl kadar da başkanlık yaptıktan sonra birinci başkanlığa aday oldum. Seçim bir hayli sürdü. Nihayet 83. oylamada Danıştay Başkanı seçildim. Çok çalıştım. Çok. Gecemi gündüzüme kattım. Her aşamada ben üye oldum, önüme hazır gelecek dosyalar demedim. Hangi etmenler onu başarılı yapıyor? Yani eşi, ailesi, çalışkanlığı. Evet, önce kendinize güveneceksiniz. Hedef koyacaksınız. Hedefe varmak için ne gerekiyorsa. Objektif olarak, doğal olarak, yapmacık olmadan o hedefe ulaşmak için çaba sarf edeceksiniz. Emek vereceksiniz. Tabii aile yapısı çok önemli. Çünkü yeni evliydim, çocuklarım oldu. Bütün bu süreç içinde onların büyümesi, okul dönemleri. Onları da aksatmamaya çalıştım. Yine gidiyorum aynı konuda. Annemin desteğini çok gördüm dedim ya, rahmetle anıyorum. Eşim çok anlayışlıydı. Hiçbir zaman bana zorluk çıkartmadı. Çocuklarım da öyle davrandılar. Ve ben başkan seçildiğim gün, çocuklarım Danıştay'a geldiler akşamüstü beni almak için. Anne seninle gurur duyuyorum dedi oğlu. Bakın hala gözlerim yaşarıyor. Çocuğum siz benimle değil ben sizinle gurur duymalıyım dedim. Bundan sonraki hayat sizin. Ben geleceğim noktaya geldim. Ama siz de benim gibi çalışıp benim gibi özveride bulunursanız çevrenizi kırmadan, incitmeden belirli noktalara gelirseniz, başarılı olursanız benim için de en büyük hayalimin gerçekleşeceğini unutmayın dedim. Türkiye'de kadınların yönetim süreçlerinde yeteri kadar yer almamalarını neye bağlıyorsunuz? Ben dilerim ki kadınlar da yönetimde belirli bir noktalara gelebilsinler. Bunu hak etmişlerdir.
İnanın kadınlar erkeklerden daha çok çalışır. Daha düzenli çalışır. Hangi meslekte olursa olsun. Mesela bilimde, teknikte, hukukta belirli yerlere ulaşmış kadınlarımız var. Ben onlara iftihar ediyorum, gurur duyuyorum. Ancak yeterli değil. Sizler o dönemde, siz ve sizin gibi birçok öncü kadın her türlü aslında zorluğa rağmen ilki başarmışsınız. Demek ki aslında çok da belki şartlara odaklanmamalı kadınlar bir şeyler başarmak istiyorlarsa. Kadınlara, genç kızlara neler tavsiye edersiniz? Şimdi efendim tabii. Şimdi genç kızlarımız iyi bir eğitim almalı. Eğitim çok önemli. Her işin anahtarı ve başlangıcı olarak görüyorum. Her meslekte eğitim çok önemli. Eğitimin yanı sıra mutlaka yabancı bir dil. En az bir dil. Şimdi yeterli değil bile. Birkaç dil bilmek lazım. Ve kendini iyi yetiştirmeli. Ne bekliyor? Hedefi ne? Nasıl bir yere ulaşmak istiyor? Ne yapması lazım gelir? O işin bulunduğu göreve geldiği andan itibaren, atama yapıldığı andan itibaren onun gereklerini göz ardı edemez. O görev neyi emrediyorsa o konuda çalışacak, becerecek, başaracak, emek verecek, kendine güveni kaybetmeyecek, özgüveni kaybetmeyecek. Benim başarımda özgüvenin çok önemli yeri olduğunu söyleyebilirim. Kendime güvenim çoktu. Yersiz bir güven değildi, boş bir güven değil. Donanımlı bir güven lazım. Yoksa boş bir güvenle kalkan sallayamazsınız. Mücadeleye giremezsiniz. Donanımlı bir güven sizi istediğiniz noktaya ya da istemeden belirli işleri halletmeye götürebilir.